Jul ya. Kardeşim gider misin ya? Ya kankası, güzel araba olunca da böyle mutlu oluyoruz ya. Bugün 10 numara bir araba var. Hadi çekelim. Apo ne yapıyorsun? Aa, Apo motoru kaçırdı. Rüzgarlı bir ortamdan merhabalar. Böyle de olmadı be. Kanka selamünaleyküm. Sakalım hoş geldiniz. Bugün harika bir arabamız var. Alfa Romeo Giulia bizimle. Bir de motosikletimiz var. Şimdi bunların çekimlerini yapacağız. Habertürk kanalına televizyon programı çekiyoruz. Ben de 3-5 kamera arkası çekip arabaları inceliyorum. Motosikletin ve arabanın ayrı ayrı detaylı anlatımları yapılıyor. Arabayı Yiğit anlatıyor. Motosikleti de Cem anlatıyor. Etiketlerini de buraya koyuyorum. Şimdi ikisini birden çekeceğiz. Açılışlarımızı, kapanışlarımızı yapacağız. Ben de fırsat bulursam ufaktan bir inceleme yapacağım sizin için. Aslında ufak olmayabilir. Giulia'yı bulmuşuz, inceleriz. Şimdi gün başlıyor. Biraz çalışalım. Kayıt akıyor. Girelim kayda. Gördü. Tekbir. Bu taraf tamam. Bana böyle bakma bak. Kankalar, şimdi açılışları çektik. Kapanış videosunu çekeceğiz. Sesli kaydı ve beni çağırdılar. Diyorum. Hazır. Girdim kayda. Vur. Kankası, günün özetini geçeyim, çekim özetini geçeyim. Mekanda önce açılış ve kapanışları çekiyoruz. Ondan sonra yol testlerine çıkıyoruz. Yol testinden sonra yol çekimlerine çıkıyoruz. Ondan sonra da burada yol geçişlerini çekiyoruz. Zaten önceden kapanışı çektiğimiz için elimizde bulunmuş oluyor. Günü de bitirmiş oluruz. Tabii ki çok hızlı anlattım ama bunlar çok detaylı. Mesela yol çekimine 3-4 kere gidiyoruz. Bir çıkışta GoPro çıkışı, bir çıkışta drone, bir çıkışta iki kamera. Yani her şeyi 3'er 4'er kere 2'şer 3'er kamerayla çekiyoruz. Bütün günümüzü alıyor. Mükemmel bir mekandayız. Ve bugün hakikaten mükemmel bir otomobil var yanımızda. Yanımda kamera yok, telefonla çekiyorum. Yol çekimleri olacak, sonra da vakit bulursak bir arabaya bineceğiz. Arabayı test edeceğiz. Ancak gün bitmeden işi bitirmemiz gerekiyor. Hem bu mekanın saati var hem de hava var. Hadi çalışalım. Oy. Gene geldik. Çalıştırma burada. Açma acayana kardeşim, biraz efendimiz. Hoş geldiniz Yiğit Bey. Toplantım vardı, kusura bakma. Kaydanlar toplantısı. Direksiyonunu çok beğendim ya. Beğenmediğim şey abi hiç, ben sana söyleyeyim. Renk ayrıcı yok. Direksiyon müthiş ya. Hakikaten mükemmel. Apo da beni dövecek gibi bekliyor da ya. Ah be Giulia be. Çok şahane arkadaşlar. Çok şahane. Apo bir şeyler diyor da. Evet, ne diyorsun? Ha? Ben dövecek. Giulia, kardeşim gider misin ya? Ya kankası, güzel araba olunca da böyle mutlu oluyoruz ya. Yiğit Bey hazırsanız gidelim. Başlayalım çünkü toplantınız İtalyanlar'da biliyorsun. Misafirimiz geldi İtalyan'dan. Önden bize araçlarını gönderdiler, kendileri sağ olsunlar. Aracı beğendik. Sen de beğendin. Şu anda versiyondasın. Ben çok beğendim ya. Bu arada yakın planda bilmiyorum. Şu şeyi görüyor musun? Yani kafalıktaki logoyu görüyor musun? Şurada baskı şeklinde. Burada evet. Kompetisyon yazıyor. Yani kendini an... sanki böyle hakikaten bir Milano yollarını hissetmiyor musun? Şu an var ya, o kadar farklı şeyler hissediyorum ki. Yalnız çok iyi olmadı mı giderken anlatım? Vallahi rahat mısın oldu. Böyle? Arabada ben şu an gayet rahatım. Şu an böyle Milano-Roma arasında şu an insanla gidip gelebilirim yani. Süper. Rahat mısın orada? Gayet rahatım. Sen rahat mısın? İyi. Biraz rahatını bozalım. 30 saniyede bu ne ötüyor ya? Eski arabaya bindiğimiz için bilmiyorum. Böyle işte İtalyanlar böyle ötüyor bazen. Öterler. Hakikaten ötüyor bu ya. Yapacak bir şey yok. Kendinden ötüyor. Evet, rahatını bozalım. 30 saniyede bu arabayı anlatabilir misin? Bakmaktan keyif almak. Yolda kullanmaktan keyif almak. Ve içinde olunca kendini özel hissetmek. Bence başka anlatacak bir şey yok. Bence iyi.
Eyvallah abi. Şimdi şaka bir yana, hangi arabadayız biz? Şu anda İnanç Alfa Romeo Giulia Competizione'nin içindeyiz. Competizione'yi yani Türkçe bir şekilde söylemek çok güzel. Ondan sanki İtalyanca biliyormuş gibi söylemeye çalışıyorum. İtalyanca bilmiyorum ne yazık ki, bilmek isterdim. Bu araç 280 beygir güç üretiyor. Q4 yani 4 çekerlekten çekişe sahip. Aynı zamanda 400 Nm torku var. Bunu tabii şu an durunca anlayamıyorsun. Gaza basman lazım biraz. Ama gerçekten keyifli, özel bir otomobil. Bence kendi segmentinde de özel bir araç. Yani bugün baktığımızda bunun rakiplerini, şimdi Almanları düşün. Yollarda hep 1.6 motorlu benzinli araçları görüyorsun. Ama bu modelde böyle motor dahi yok. Yani bu 2.0 motordan başlıyor. Zaten o yüzden pahalı. Ne yazık ki vergiler yüzünden daha pahalı. Çünkü ÖTV'si %150, diğerleri %181. Adam konuşuyor ya. Konuşuruz yani, konuşmakta sıkıntı yok ama emeğine sağlık. Yani bu aracı beğendik. Kendimizi iyi hissettik bunun içinde. Güzel bir çekim oldu bugün bence. Eline emeğine sağlık gerçekten. Senin de aynı şekilde. Sizle çalışmak çok keyifli. Ben de aynı şekilde seninle keyif alıyorum. Çünkü kameranın arkasında senin o yüzündeki mutluluğu görünce kalbim de. Alfa Romeo Giulia. Yaslıyorum. Eline emeğine sağlık gerçekten. Senin de aynı şekilde. Sizle çalışmak çok keyifli. Ben de aynı şekilde seninle keyif alıyorum. Çünkü kameranın arkasında senin o yüzündeki mutluluğu görünce kendin de mutlu oluyorum. Eyvallah. Bu aracı özleyeceğiz. Özleyeceğiz. Ya şimdi biz resmi bir iş çekiyoruz. Şimdi ekranlarda görüyorsunuz Yiğit ve Cem'i. Şimdi kamera arkasında hakikaten çok keyifli adamlar. Çok çok keyifli adamlar. Bu keyfimizi biraz resmiyetten dolayı televizyona aktaramıyoruz ama yani kamera arkasını görmeniz lazım. Elinize emeğinize sağlık. Biraz da dışarıdan göstereyim arabayı. Bizi izlemeye devam edin. Eyvallah. Şimdi de arabanın detaylarını çekeceğiz. Burada gördüğünüz Abdullah Akkuş. Şimdi de arabanın kliplik görüntülerini çekeceğiz. Ondan sonra ne kalıyor? Yol sahneleri kalıyor kanka. Sonrasında da bir de biz bineceğiz bakalım. Dediğim gibi yetiştirebilirsek bir de biz test edeceğiz. Arabayı gerçekten çok beğendim. Falanlar filanlar işte böyle kankası. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fake. Şimdi biz burada Giulia'nın detay çekimlerini yaparken motosiklete GoPro'a bağladılar. Cem GoPro'ya çıkacak. Nereye? Gezme. Hadi görüşürüz. Çok konforlu biliyor musun? Geleceğim. Bir işini hallet, geleceğim yanına. Olmuyor. Hadi bay bay. Eyvallah. Motosikletin her tarafı GoPro bağlı. Aynısı arabaya da yapıldı. Şimdi arabayı ters çevireceğiz. Kanka olduğu gibi ters çevirsene. Güzel. Çok oynama kardeşim. Çok oynama ya. Hadi. Cem GoPro'ya çıktı. Gelince bir de motordan bahsettireyim. Nedir ne değildir onu anlatsın. Abdullah da şimdi arabayı yanaştırıyor. Hava gerçekten çok sıcak olmaya başladı. Yani değişik bir sıcak. İyi iyi güzel. Değişik bir sıcak ya. Gölgeler soğuk ama güneş altında kalınca çok yakıyor. Bazen de bir rüzgar çıkıyor var ya, hakikaten problem. Zor bir yerdeyiz ama çok keyifli bir iş. Gerçekten paranın ikinci planda olduğu nadir işlerimden bir tanesi. Hem ekip çok iyi hem de araba çekiyoruz abi. Daha iyi ne olabilir ki ya. Her şey çok güzel çok şükür. Devam kanka, az kaldı, sabret, arabaya da bineceğiz. GoPro düşmüş, bazen böyle kazalar, teknik aksaklıklar olabiliyor. Adam hiç üzülmedi be. Aklım atladı bir de. Sette inanılmaz kaza. GoPro gidiyordu. Eyvah eyvah. Şöyle kıstırdım. Ha düşmedi. Düşmedi. Şimdi GoPro'yu tekrardan takıyoruz. Takıyor da abi Süleyman. Ben de burada seyirciyim. Allah. Takamıyor. Takamadım. Bugün ne getirdin? Bugün Kimco Downtown 250i. Uzun bir iskan. Güzel. Şimdi Yiğit'e de sormuştum, sana da soracağım. 30 saniyede anlatabilir misin? 30 saniyede anlatırım. Aslında dışarıdan baktığında böyle devasa gözüken, 200 kiloluk bir ağırlığı olan, şehir içinde de kullanması kolay olan buna rağmen, ama uzun yola gitme konforunu da sağlayan, böyle inanılmaz bir selisi var. Hem benim oturduğum seli hem artı selisi oldukça geniş. Ve teknolojik özellikleri var. Ortada bir tane analog ekran var. Meğer analog değilmiş, dijitalmiş o. Buradan değiştiriyorsun, telefon bağlıyorsun, navigasyonu var. Yani böyle hem şehir içinde hem uzun yolda konforlu bir scooter.
Güzel, şu ekranı merak ettim. Bak burada analog gösterge gibi duruyor. Hop. Aa. Dijital saat oluyor. Geçerli. Hop. Geliyorsun buradan telefon bağlıyorsun. Güzel olmuş. Ama hakikaten uzun, bayağı uzun. Sınıfın en uzunu. Uzunluğu nedir acaba? 2.2 metre. Vardır ya, çok iyi. Mat kırmızı. Değişik, güzel. Konfor amaçlı satın almak isteyenler alabilir. Performans amaçlı değil. 250 cc. Kaç beygirdi bu? 21.5. 21.5. Yüksek, aşırı yüksek performansı değil. Önceliği konfor. Ulan çok değişik bir hava var. 2000 ISO'ya kadar çıktım ya. Bakalım. Indie'yle oynuyorum. Yok. Şimdi Julia'nın dış çekimlerini bitirdik. İçinden birkaç çekim yapacağız da. Güneş bizi donluyor. Onu uğraşıyoruz. Kanka bir içini gösterir misin be? Çok iyi. Mükemmel. Evet. Arabada hissiyatı, kullanılan malzemesi. O zaman abi çekime devam. Devam kanka, kolay gelsin. Evet, sıra bize geldi. Apo ile arabadayız. Şimdi Juliet de diyordum ya. Julia'nın 4x4 versiyonundayız. Bir çalıştıralım bakalım. 280 beygir miydi bu? Evet abi. Öyle bir şeydi. Güzel. Bir çalıştıralım bakalım. Start stopu burada çok güzel. Evet, çalıştı hayvan. Abi göstergenin kapanışı da çok güzel. Bir kapat istersen onu da bir götür. Aa evet, geçerli. Hakikaten güzelmiş. Gidelim bakalım Julia'mız nasılmış. Şimdi Julia'mızla çıkıyoruz. Mod değiştirmeyeceğim, sürüş modları falan zaten. Bir değiştir istersen, ekranda da güzel gözüküyor. Limit zorlamayacağız. Nereden değişiyormuş bunun modları? Abi bu vitesin yanındaki sol var ya, soldaki tekerlek. He, bu mu? Bak ortak ekrana bak şimdi. A var. N yazıyor. D hırçın modu mu? De dinamik gibi bir şey herhalde abi. Süspansiyona yani müdahale ediyor. Evet, şurada süspansiyon tuşu da var zaten. Oğlum ne kadar dar bir virajmış bu ya. Bu arada 3. köprünün altındayız. Geçerli. Şuradan dönelim ya. Çok fazla gitmeye gerek yok. Dörtlü sesi bile değişik. Oğlum ne güzel yerler ya. Köprünün altındayız be. Bak sizin için neler yapıyoruz kanka, izleyin. Çok iyi değil mi? Güzel. Merak edenler köprünün altında görmüş oldu. Koltuklar mükemmel ya. Çok çok iyi. Çok iyi oturdun. Hiç savrulmaz yani. Arabanın ebatları çok büyük. İlk izlenimim tabii ki çok çok beğendiğim bir otomobil ama fazlası gibi bilmiyorum ya. Sanki küçük bir araba kullanıyormuşum gibi bir his verdi. Ama ben çok beğendim arabayı. Bir yukarı gidelim, bir sıkalım bakalım ya. Alfa Romeo Giulia. Sıra bize geldi sonunda. Sabahtan beri arabayı çekiyoruz ya. Bir de biz tur atalım kardeşim. 280 beygir 4x4. Geç abi, elektrikli araba güzel de sevmiyorum kardeşim. Sevmiyorum. Bakalım virajı nasılmış. Gerçi telefon Apple çok fazla titreşim engelleyicisi olduğu için ne gittiğimiz sureti gösteriyor. Abi ne de etmeyi. Yine de zor tutuyorum ben. Ya bizim Apo da şimdi kameraman olduğu için telefonu gimbal gibi tutuyor. Geçen bizim Porsche videosunu izledim. Abi biz ışınlanıyoruz orada. Telefondan hiçbir şey belli olmuyor. Abdullah, bu arada viraj kabiliyeti inanılmaz iyi bu arabanın. Zaten çok iyi biliyorum. Zaten kötü olacağını düşünmüyordum ama çok çok iyi ya. Ne olursa olsun çok göster, çok iyi araba. Göster. Ya şu an durdum yani, 70'e kadar indik. Bir daha bir viraj kasalım. Şurada bir de hızlanma çekelim. Araba inanılmaz iyi ya.
İnanılmaz iyi. Fiyatı 4 milyondan fazla diye biliyorum da. Şuradan bir U dönüşümüzü yapalım. Teknolojiyle öldürmemiş kendini. Makyajlı kasası bu. Çok fazla büyük bir değişim yok arabada. Abdullah'cığım hazır mısın kardeşim? Abi hazırım. Yaslıyorum. Güzel be. 120. Bıraktım. Güzel. Frenlerine zaten diyecek yok abi. Porsche Taycan gibi frenleri var bunun. Biraz önce Abdullah da denedi. Onu çekmedik ama ne diyorsun kanka? Abi geçerli bir araba çok ya. Çok geçerli ya. Buradan bir de viraj dönelim. Alfa Romeo Giulia. Şaşırtmadı, şaşırtmadı, şaşırtmadı. İtalyanların gururu. Mükemmel, mükemmel. Sağdaki yola çıktı değil mi? Evet abi. Mükemmel bir araba ya. Şu manzarayı da bir çeker misin? Gözüküyor mu bilmiyorum da. Gözüküyor abi. Çok güzel ya. Manzaraya karşı viraj kasalım be. Şurada da yerde şerit çizgileri belli oluyor. Arada kasisler var. Bakalım ne yapıyor. Abi sanki viraj dönmüyorum. Bu ne ya? Sanki viraj dönmüyorum da düz gidiyorum gibi. İnanılmaz iyi, inanılmaz iyi. Ben çok beğendim. Sen ne diyorsun Apo? Abi çok geçerli, çok güzel bir araba bence. Ya hırçınlık yapıyorsun, hırçınlığı bile belli etmiyor. Ama o sportif hissini de tam öldürmüyor. Dediğim gibi her şey var arabada, eksiksiz. Arabayı ne kadar zorlarsan zorla, kontrol sürekli Giulia'da. Kontrol sürekli Giulia'da, bırakmıyor kendini. Ama gazladığında o spor hissini de sana veriyor direksiyon hissiyatıyla. Motorun sesi de güzel. Abi araba dediğim benzin turbodur ya. Sadece kulakçıklar çok büyük. Onu bir garipsedim. Onun dışında Giulia beklediğim gibiydi. Çünkü çok büyük beklentilerim vardı benim Giulia'dan. Güzeldi ya gerçekten. Giulia turumuzun... Konuşamadın. Bugün neyse ben konuşamıyorum ya. Giulia turumuzun sonuna geldik. Araba gerçekten çok iyiydi. Beklentim çok yüksekti. Beklentimi karşıladı. Çok beğendim. Her şey harika. Yani ne bileyim eksik bir şey yok ki. Gaza bastığın zaman böyle feryat figan gidip yoldan çıkma falan derdi de yok. Gaza oturuyorsun. Araba sanki pençelerini atıyor yola. Asfalttan ayrılmıyor. Frene basıyorsun. İnanılmaz duruyor. Gerçekten çok çok iyi duruyor. Viraj performansına zaten diyecek yok. Mükemmel abi. Ben hani olumsuz hiçbir şey görmedim. Birçok arabayı eleştiriyoruz. Birçok arabanın eksiği var falan ama bu arabanın hiçbir eksiği yok. Tek bir eksiği varsa o da belki fiyatıdır. O da zaten beni ilgilendirmiyor. Bu arabayı alacak birisi değilim. Siz görün diye çektik. Ben çok beğendim. Çıkmadan mutlaka bir tur daha atacağım. Ara sıra böyle videolar gelecek. Yani izlerseniz de teşekkür ederiz. Bu arada ses sistemi falan harika. Telif yemeyelim diye ben müzik açmıyorum ama Arman Kardon'un ses sistemi var. İç dizaynı mükemmel. İşçilik seviyesi çok iyi. Buradaki dikişler vesaire mükemmel. Direksiyondaki kumaş, kapı döşemeleri, bütün bakalitleri. Arabada zaten ses yok. Eyvallah sıfır araba. Ama gerçekten işçiliği çok iyi ya. Çok kişisel bir otomobil. Yani bu araba çok özel hissettiriyor kendini. Ne bileyim yeni kasa, işte yeni 3 kasaya bindim BMW'de. Gerçekten güzel araba ama... Bu araba çok fazla kişisel bir his veriyor sana. Arabayla bütünleşiyorsun. Eskiden at avrat silah vardı ya, oradaki atın yerini arabalar aldı. Bu araba da memnun bırakır. İtalyanların göz bebeği Giulia'dan sevgiler selamlar. İzlediğiniz için de teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Sen köpek balasını gördün mü? Güzel abi. Şimdi araç içi GoPro'lar hazırlanıyor. Araç içi test sürüşleri ve anlatımları yapılacak. Bu çıkıyor muymuş öyle şeyler ya? Belki yazmalar. Allah'ın keçi. Yiğit ve Cem test sürüşüne çıkıyorlar. Araç içi GoPro'ları, sesi, mikrofonu her şeyi hazırlıyorlar. Biz de yemek arası vereceğiz. Şu göbekten az bir arabada şu anda 5 kişi var. Siz 4'ünü görüyorsunuz. Son kalan kişi de bagajda. Evet arkadaşlar. Gülüyoruz, eğleniyoruz ama gerçekten zor. Şimdi görmüş olduğunuz arabada içinde 4 kişi var. Ama kayıtlarda sadece 2 kişi sunucularımız gözüküyor.
sesçimiz bagajda. Apo ne diyorsun? Çok zor yapıyorum. Zor işler diyorum da. Yok be abi. Oğlum yarım saattir işin zorluğundan bahsediyorum. Adam geldi beni bozdu. Yok abi. Zor ama bize değil şimdi. Biz alıştık. Aynen, biz arabacı adamız. Bize çok zor değil de. Şimdi sesçi bagajda, onun için gerçekten zor. İçeride kaç tane kamera var? 4-5 tane kamera var. Falanlar filanlar, hakikaten zor iş. Biz seviyoruz, kahrını çekiyoruz ama arabayı sevmeyenler için set işi zor iş. Evet kanka, şimdi yol çekimlerini yaptık. Geçiş çekimleri yapıyoruz. Gel beraber geçişleri çekelim, göstereyim nasıl oluyor. Önce motosiklet, sonra da araba. Oradan gelsin mi? Ben görmüyorum. Şimdi yol geçiş sahneleri çekiyoruz. İki kamera. Direkt gelebilir virajdan. Sırayla 3 farklı mekanda geçiş çekiyoruz. Cem hazır olunca seslen. Şu an hazırız biz, siz. Buyurun gelin. Gir kanka kayda. Kameram kayıtta. Çok iyi be. Hadi be. Başka araba geldi. Bu şekilde geçişleri çekiyoruz. Çağırıyorum. Buyurun gelin. Buyurun. Yavaş geçeceğiz bizim yanımızdan. Gün bitti kankalar. Araba ve motosiklet böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendi kendinize iyi bakın. Kimseye bir şey yapmayın. Geçenlere yaramıza git. Aşkımı bilmeyen zalim. Kapı kapı, sokak sokak. Sürüm 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 yârim. Geçenlere kapı kapı.